Herkese selamlar. Şöyle hayatınıza girsem ne yapabilirsiniz ki? Motosikletçilikten herkese selamlar. Emre kamera arkasında. Bugün böyle size yine ilk defa görebileceğiniz, YouTube'da ilk göreceğiniz bir motovlog çekeceğiz. Emre arabayla, ben motorlayım. Emre çok mutlu şu an. Konsept yapacağız. Bak arkada böyle yonca mot falan. Şimdi Antalya'dan geldik, Isparta'dayız. Hava 0 derece, donuyoruz. Burada birkaç işlerimiz vardı. Ben Isparta'dayım biliyorsunuz. Gelmişken onları halledelim dedik ama Bihter motosikletle geldi. Ben ve de fark ettim ki benim bakım gelmiş. Bakım motorum gelmiş. Buraya gelince bakım şey verdi, alert verdi böyle. Bakım yaptır bana dedi. Neyse ki burada da KTM bayisi vardı. Şu an oradayız. Isparta Yonca Mod'dayız. Motosikletin bakımını yaptırdı Bihter. Bir de sabah motor, biliyorsunuz bir önceki bölümde izlediyseniz, sabah uyandım ve motosikletin aküsü bitti. Buraya kendim gelmiştim. Burası şu an çok soğuk ve benim akü zaten çok sağlam değildi. En sonunda dayanmadı. Onu da hallettik. Evet, aküyü ya bir şarj ettik. Aküyü şarj ettik ama bir akü alacağız muhtemelen. Kaan Elektronik'te Yuvasa vardı. Büyük ihtimal ondan alacağız. Siz de akü problemi yaşarsanız Kaan Elektronik'teki o akülerden Motosiklet Shift 10 koduyla indirimli temin edebiliyorsunuz. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Ben arabayla gideceğim. Ya. Hava çok soğuk, donuyor. Eşim için çok üzülüyorum. Canım üşüyeceksin harbiden. Bir de dağ yolundan. Dağ yolundan gideceğiz. Kar falan var dediler. Bilmiyorum, bakalım. Ya normalde böyle tartışma motorcusu değiliz ama gerçekten soğuğu hissederken çok hoş olmuyor. Ama eminim Bihter bindikten sonra o soğuğu unutacaktır. Hallederiz. Hallederiz. Şimdi gidelim. Böyle değişik bir yol olacak. Bakalım, ben de arabayla Bihter'i izleyeceğim. Birlikte gidiyoruz o Birlikte zaman. Gidiyoruz. Bu arada burayı da biraz göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi motorlar var, KTM'ler var. Böyle bir tabelayla karşılıyor sizi. Burayı da memleketim olduğu için göstermeden edemeyeceğim. Torpilli diyorsundur, ben çekeyim o zaman. Torpilli. Şöyle göstereyim. Ver, ben seni çekeyim. Şu kapıyı kapatalım. Evet. Memleketi o kadar soğuk ki. Isparta'nın soğuğundan korunmak için bile kendinizi buraya atabilirsiniz. Gelirseniz de selamımızı söyleyin. Çay kahve ısmarlar. Çay kahveden para almazlar. Şimdi böyle burada KTM'ler var. Aynı zamanda Husqvarna'lar da var. KTM ve Husqvarna bayisi burası. Ve bu tarafa geldiğimizde de bizim kullandığımız Aksor kasklar var. Aksor'un ve Putoline'ın da bir bayisi. Hani böyle güzel güzel renkli renkli. Şu an stoklarda yenilenecekmiş yakında. Burada ekipmanınızı da temin edebiliyorsunuz. Bakımınızı da yaptırabilirsiniz. Bakımınızı da yaptırabiliyorsunuz. Buradan çıkınca da Isparta'nın bir şiş köftesini yiyin. Kaymaklı kadayıfını bir yiyin. Acıktım. Bihter acıkmış. Ben de acıktım aslında. Neyse, biz de yolda. Yemek yesek de mi gitsen ya? Yo, çok üşürsün. Çok üşürsün. Neyse, o zaman biz yola çıkıyoruz. Devam. Isparta'yı arkamızda bırakıyoruz. Devam. Donacan, donacan. Evet, Emre ile birlikte yola çıktık. Clio'daki Emre. Ben Emre'ye bir kazık atıp şuradan yola çıkayım. Evet, elci kısıtmam neredesin? Elci kısıtmamla aşk yaşadığım bir dönemdeyim. Yazın muhtemelen yüzüne bakmayacağız ama kışın harika oluyor. Bir de kendimde bir güncelleme yaptım, fark ettiyseniz. Ne güncellemesi yaptım? Tereğimi çıkarttım. Tereğimi söktüm. Evet, iyiyim. Sen iyi misin? Nasılsın ya? Nasıl gidiyor hayat orada? Çıkmıyor. Bir şey olmuş. Şuna denk geliyor. Tamam. Emre de arabadan ağzında şeker var, destek oluyor. Bir de boynuna buff takmış. Ya sende buff'ın ne işi var? Yazıklar olsun sana. Karını hiç düşünmüyorsun. Ekipmanım yok. Motor şeytan işi dedi, duydunuz değil mi? Ha, bir de kapatıyor camı. Sıcak mı arabanın içi? Hey! Sola mı geçmek istiyorsun? Ben sana yolu kapatırım. Bir daha mı geçeceksin? Gel. Intercom'u da açmamışım. Açayım bari. Evet, ilk intercom'u açtım. Evci kısıtmamı açtım. Kaskımın tereğini çıkarmak harika oldu. Çünkü rüzgarlı havada o kadar yoruyor, o kadar yoruyor ki. Böyle rüzgar esince böyle kafanızı bayağı bir sarsıyor terek. Onu çıkar. Gerçekten harika oldu.
kaskımı aralayayım. Pinnoğum yok. Pinnok alacağım. Yarın İstanbul'a gideceğiz Emre'yle. Kaan Elektronik'e uğrayıp birkaç ihtiyacım var. Onları alacağım. Evrensel bir pinnok varmış. Ona bakacağım. Falan. Evet. Antalya'ya kadar Emre'yle kortejimizi yapacağız. Bu arada motor da böyle bir sesi değişmiş gibi, anlamadım ama bakımdan dolayı mı onu anlamadım yani. Sesini anladım da. Böyle bir gidişi, böyle zinciri falan da yağladık. İyi oldu, hoş oldu. Bütün bakımlarımı şimdiye kadar, önceki motorumda da hep Putolayn'ı kullandık. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel ilerliyor. Çiğne sakızı tabii. Bak nefesimin buğusuna. Hey yavrum hey. Plakada 390. 2390 gidiyoruz diyebilir miyiz buna, bu durumda acaba? Şu bakımı yaptırmış olmanın verdiği rahatlıktan bahsedebilir miyiz birazcık? Oh ya, bir 7500 daha rahatım yani. Bazı motosikletlerde tutturuyorlar ya, sırf o yüzden ben motorlardan soğuyabiliyorum. Alırken motoru çok göze görülmese de işte 6 ay sonra getirin. 3000 kilometrede bir getirin bakıma. Abi bir yere gidince zaten o 3000 hemen oluyor. O yüzden bence motosiklet seçiminde önemli noktalardan biri. Birden fazla konu var aslında seçerken dikkat ettiğimiz, ama ben buna da bakıyorum. Ne kadar çok servise gitmem gerekecek noktası benim için önemli. Çünkü her servise gitmem demek, o da maliyet yani. Parçalar pahalı, her şey pahalı. Bizler için o da maliyet. Bir de şey, maliyeti de geçtim, onun stresi de var. Sürekli bir stres. Bakım geldi mi gitti mi, oraya gidip geleceğim ama hayır, yolun ortasında bakım gelirse ne olacak diye. Nasıl gidiyor ya, sıcak mı? Beni de alsan oraya ya. Biraz ısınayım. Hayır ya. Az ısınayım. Bak gitme. Dur. Alacağız. Ha, benzin alalım. Okey. Yani şu Emre'nin haline bakar mısınız ya? Yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. O da bozulmasın bugün. Aküden sonra kaldıramam. Ama ben fark ettin mi? Akü bitince çok moralim bozuluyor. Şimdi niye çıkmıyor? Hayda. Ne oldu ki? Motoruma nazar değirdin. Kapalı değil gibi geliyor değil mi sanki? Benzin kapağı bozulan çift. Tamam tamam. Bir de kırklasak fena olmaz. Okey. Tamam. Anahtarını niye alıyorsun? Götürme. İçeri girelim. Okey. Allah Allah. Bu pantolonun paçaları bana kısa geliyor. Aldın mı cüzdanımı? Geliyorum. Ya elinde anahtar bile durmuyor. Verir misin? Motorun anahtarı İntihar etti. 300, benimki 1300. Niye acaba? Niye acaba? Baksana ya. Arabada ısınırken seviyorsun ama. Geç. Geç bakalım. Çok olan benim kim, onun kimi? Seninki 1300, benimki 300. Doğru verdim. Benimki. Sıkış mı? Ha, tam sen de kalabilir. Ben de. Tamam. Ben de tamam. Kolay gelsin. Yardım edeyim aşkım. Sen niye baf takıyorsun ya? Soğuk. Hadi git, hadi git arabana. Git. Motorcuyum der bir de. Ya bu korumalar yukarı kayıyor. Ben pantolon almam lazım. İşte sabah böyle bastım ve çalışmadı. Bak yine 10 volttu. Gördüm seni. Seni görüyorum. Elcik ısınmamız açalım. Emre Bey üşüdüğümüzü sansın. Biz keyifli keyifli gidelim. Ay ay ay, çok esiyor. Bu rüzgar öldürecek bizi. Ben buraya eğer kaçırdıysanız diş randevum için gelmiştim. Dün gelmiştim ve tek başımaydım. Dün tam buralardayken böyle birazcık kar serpiştirdi. Ama tek başına yolculuk yapmak keyifli. Emre işten gelince arabayla hemen yanıma yetişti, sağ olsun. O çalıştığı için biz de çok fazla vakit geçiremiyoruz dolayısıyla. Ben şöyle biraz ilerleyeyim. Emre de arabaları sollayabilsin. Şu anda çekmekte olduğumuz bir serimiz var. Antik kentlere gidip geziyoruz. Hikayelerini anlatıyoruz. Sagalassos var burada da. Yakın zamanda Sagalassos'a da geleceğiz. Eğer yolumuz düşerse buranın da mükemmel bir hikayesi var. Onu gittiğimizde anlatırız, ama izlemediğiniz bölümler varsa bence bir girin. Normal böyle antik kent anlatmak yerine hikayeleriyle anlatıyoruz. Biz de onu
çekmekten çok büyük keyif alıyoruz derken bir müzik çalmaya başladı kulağıma. Emre müzik açmış bana. Telefonum Emre'deydi, bana müzik açmış ya. Evet, Bluetooth bağlantımızın kopmayacağı mesafede gidelim hanım demenin farklı farklı yolları yani. Merak ediyordur şimdi üşüyor muyum diye. Ama üşümüyorum. Yani muhtemelen bunu kurguda göreceksin Emre Hoşgör, ama üşümüyorum, iyiyim. Acaba bu motoru tight'la binenler, don atlet binenler bu işi nasıl yapıyor ben anlamıyorum. Ben normalde de çok üşüyen bir insanım ama motosiklete binerken tight'ı bir tek içlik olarak giyebilirim. Yani bir tek amacı tight'ın içlik olması olur. Bir katman daha, biraz daha ısınayım diye giyerim. Normalde böyle topukluyla falan biniyorlar. Aman Allah korusun, aklıma direkt şey geliyor. Anatomi derslerinde gördüğümüz o kemiklerin nasıl kırılabileceği geliyor. Allah korusun ya. Emre arkadan bana müzik açıyor. Bunu bağlanıp müzik açıyor. Acayip bir blok oluyor ya. Enteresan oluyor yani. Hem Emre'yi hem beni görüyorsunuz ama Emre arkada arabayla. Ya yine müzik açtı. Klasik müzik açtı bu sefer, müziği beğenmedim diye. Allah'ım, neyse birazcık yol yapalım. Yine sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada şurada çalan parça şu an Bihter'e benim açtığım parça. Bihter'in telefonu bende. Hani birkaç çekim yaparım diye aldım. Bihter önümde gidiyor ve interkomu şu an burada telefonuna bağlı. Ben ona burada müzik açıyorum kafama göre. Benim açtığım müzikleri dinliyor. Bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum, güzel dostum. Bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge. Yaprak döker bir yanımız. Bir yanımız bahar bahçe. Yani şu an eşimi zorla kendi müzik listemi dinletiyorum. Bu da böyle değişik bir olay. Bakayım durdurmuş mu? Yok, durdurmamış. Dinlerken bazen böyle size konuşurken durduruyor. Sonra ben tekrar açıyorum, bana el kol yapıyor önden. Şu an hala anlatıyor. Hatta müziği dinliyor yine. Müziği zevkinde. Dur müziği değiştireyim, bir ne yapacak? İnanılmaz bir geçiş yaptın şu an aşkım. Tebrik ederim. Müziği değiştir yani. Değiştir, değiştir. Bunları sevmedim. Adaletin bu mu dünya diye şarkı göndermiş bana. Muhtemelen benim motorla gitmemi, onun da arabayla gitmesini destekleyen bir müzik. Bakar mısın manzaraya? Ben şu an bence Emre'den daha fazla keyif alıyorum şu an bence. Benim fikrim o. Sizce? Bence öyle. Ama gizli buzlanmalara da dikkat edelim de. Şimdi çekim yapıyorum diye biraz dikkatim dağılabiliyor bazen. Dikkatli gidelim. Dağ yolları şakaya gelmez. Böyle gölgede kalan yerler özellikle tehlikeli oluyor. Emre'nin bana interkomuma açtığı şarkıda da müziğin dediği gibi adaletin bu mu dünya? Evet, değiştim. Ne açtın? Konuşurken sesini kısıyorum. Şimdi tekrar bakacağım. Anlayınca söyleyeceğim. Sesi kısık çünkü. Sesini de açtı ya. Evet, kontrol Emre'de şu an. Bir yanım balama, bir yanım zehir, bana gönderme mi yapıyorsun? 100 kilometre böyle mi yapacaksın bana? Küçük bir mola. İnsanlar geçsin, ben yine ileriye kadar alacağım. Emre de insin. Abi az ileri alacağım motoru, olur değil mi? Oturacağım yere alacağım şöyle motoru, olur mu? Tamam, teşekkürler, hoş buldum. Şöyle hani bebek arabalarını görünce üstlerine sürmek istemedim o açıdan. Şurada duralım.
İşte geldik. Oh, evcik sütumuzu kapatalım. Siz farları kapalı. Bay. Çay molası. Şapkayla geliyor. Çok mu üşüdün? Ha, çok düşüncelisin bugün. Neden acaba? Ama hava güzelmiş. Sandığım kadar üşümemişsin. Ben yanlış yere girdim. Giriyordum. Gördün değil mi? Ama hile yapmışlar gölbaşı diye. Nasıl geçti yolculuk? Müziklerini beğendin mi değiştirdiğimiz? Evet, neden müziklerimi değiştiriyorsun? Denedim açabiliyor muyum? Açtın. Vallahi dedim. Kafana göre de müzik. Dedim. Emre sevdiği müzikleri dinletti bana. Kendi listemi açtım. Fark ettim canım. Ben bir klasik müzik açmanı beklerdim ama. Ya da Derya Uluğ'un yeni şarkısını açsaydın daha hızlı viraj dönerdim. Ya Bağcan'ın neyi eksik? Neyi eksik? Doğru, haklısın aşkım. Haklısın kocacığım. Ben çıkarayım aşkım. Ne bu? Ne bu yağcılık? Anlamadım şimdi. Kim? O eller. İyi iyi. Elcik ısıtmam güzel çalışıyor. Elim kapattım şimdi. Hadi şey, içelim mi? Çay içelim. Ya dışarıda oturalım, iyi ya hava. Hava iyi. Üşüdün mü? Evet, şimdi Isparta'dan Antalya'ya giderken herkesin durak noktası olan Gölbaşı restorana geldik. Eğer yolunuz Antalya'ya düşerse İstanbul'dan vesaireden muhakkak burada mola verin. Çünkü burada çok güzel bir göl manzarası var. Ve burayı herkes bilir aslında. Burada bir mola yeri burası. Biz de sade kahvelerimizi söyledik. Güneş artık bizi terk etmek üzere. Kahve içip yola devam edeceğiz. Hava kararacağı için bu bölüm bu kadar olsun dedik. Ve yorumlarda bizimle buluşmayı unutmayın lütfen. Emre'yi bu saatten sonra Allah affetsin. Motorcular affetmese de olur. Kendinize iyi bakın. Yollarda kalın. Emre'ye bakmayın. Siz motorla kalın. Hoşça kalın. Kıyamadı. Soğuk. Emre'yi bilerek dışarıda oturtuyorum bu arada. Bana kaç puan siz söyleyin.